Trabzon Yorma'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Skyline videosuyla karşınızdayım. Daha önce de arkadaşlar Türkiye'de tek olan aracı sizlere çekmiştik. Aracın tanıtımı yapmıştık sevgili dostlarım. Skyline 580 V8 olarak Türkiye'de tek. Bugünkü araç, tanıtacağımız araç tanıtmayacağız. Bunu sadece şöyle şifayen sizlere göstereceğiz. 2000 model Skyline 124L420 arkadaşlar. Can abinin yeni aracı. Hem 580 hem 420 var şu anda Can abi aldı bu arabayı. Bu araç bu şekilde şu anda görsel olarak göstereceğiz. Ama ileriki zamanlarda projesi bitmiş halde sizlere göstereceğiz. Evet, Can abiyle beraber sohbetimize başlıyoruz. Herkese iyi seyirler. Sen abi hoş geldin. Evet, sen de hoş geldin. Karşıma bu sefer yine bir torpido ile çıktın. Evet, aynen. Şimdi... Evet, ilk önce seni tanıyalım. Can Yılmaz kimdi? Evet, daha önce de tanışmıştık zaten. Evet. Önceki şeyinde. İşte biz Trabzonluyuz. Scania hastasıyız, Vabis hastasıyız. Tanıyoruz zaten birçok arkadaşlar. Bu camiadaki arkadaşlar birçok tanır zaten bizi. Nakliyecilikle uğraşıyoruz. Ağır nakliye yapıyoruz genelde. Bir tane daha gördüğünüz gibi Allah nasip etti. Bunu da hanemize kattık. İnşallah Allah sağlık verirse bunu da aynı şekilde güzel bir şekilde çıkarıp piyasaya sunacağız. Can abi şimdi bu araba 420, 470 evet. Yazdığına bakmayın. Yok, 420 arkadaşlar. Araba. Evet. 420 araba yazıyor. 420. Şimdi araba biraz yorgun araba gözüküyor. Evet, aynen. Bayağı yordular bu arabayı. Aslında bu araba çok güzel bir arabaydı. Ne yazık ki harfiyatta kullanan arkadaşlar kollamadı. İşte döktüler. Biz de kurtardık arabayı bir yani bir nevi arabayı kurtarmış olduk. Arabada tutar bir dalga almamış derler ya, aynı o misal. Hiç tutar bir yeri yok. Her şey demir telinden işte kırılmış, dökülmüş. Ama Allah sağlık verirse yapacağız işte. Abi şimdi yapacağız da şimdi. Tabii bunun projesi ne kadar sürecek onu tam olarak kestiremiyoruz. Vallahi şimdi projeyi sokacağız onu daha doğrusu, değil mi? Tabii işlerimiz yoğun. İşte fırsat buldukça şimdi zaten damperini çıkaracağız bunu. Damperde kullanılmayacak. Damperi çıkaracağız. Niyetimiz buna avare yapmak, 3 dingil avare yapmak. İşte toplayan kabin koyacağız buna nasip olursa. Bakalım. İlerleyen saatlerde paylaşacağız zaten. Toplayan kabin koyacağız buna diyoruz ama yani şimdi normalde şu torpedoların kabinleri sadece bir altta semer yok. Düz. Aynen. Normalde Skyline L kabin içine tadilat yapılacak. Anladım. Ne demek istediğini anladım. Normal kabinin zaten bir set vardır. Yükseklik vardır onda. Ora kesilecek. Tadilat yapılacak. Düz olacak. O şekilde tadilatla beraber uyduracağız. Yani tadilat olmamış onun üstüne koyma şansın olmaz, yok yani. Bir çünkü ortada yüksekte kalır. Kalıyor değil mi? Aynen, doğrudur abi. Aynen olmaz. Yani o zaman bizi bunun ikizi bekliyor yani. İnşallah. İnşallah. Daha çok sarıya boyatmak istiyoruz bunu. Civciv sarısına. Bunu yapmak istiyorum ama bakalım ilerleyen saatlerde belki fikrimiz değişebilir. Abi peki bunun arasında ne kadar fark var? Neler fark var mesela? Şimdi şöyle, bu 2004 model, bu 2000 model. Bu 580, V8 580. Bu araba 420 beygir ama lükslük bakımından bu araba bundan daha lüks. Şöyle lüks, işte bunda far sileceği var. Önleri körüklü bu arabanın. Körük sistemi var bunda. Efendime söyleyeyim, işte ne bileyim separ ısıtıcısı var. Bu daha lüks bundan. Ama tabii ki araba, gördüğün gibi arabayı bitirmişler. Arabanın içi hurda vaziyette. Nasip olursa çekimini yap kardeşim burada. Sonuçta abi bu taş ocağında çalıştığı için. Aynen öyle. Biraz bitik olmuş oldu abi. Kullanılmamış abicim. Yani şimdi yazık şu arabanın, baksana şuraya. Yani bu arabaya şunu atmak. Bu cevataya bu arabayı atmak var ya. Yani ben şunu atanı göreyim. Vallahi var ya, yani ne bileyim başına ne gelir bilmiyorum yani. Şuraya bak yani, ayıp ya. Allah. Yazık, bu arabaların değerlerini bilmiyorlar. Abi işte böyle arabaların da değeri bilen adama gitmesi, eyvallah, güzel bir şey yani. Eyvallah. Sonuçta bu arabada
ilk zamanla Kaytrans'tan alınmaydı bir arabaydı. Tabii canım, tabii. Barış diye bir arkadaşımız vardı, o sürüyordu bunu. Samet Sağaroğlu almıştı ondan. O zaman o çocukları bu arabaya bakıyordular. Yani Barış, bu zaten bu aksesuarını falan Barış Kasaboğlu yapmıştır. Evet. Ona da selam olsun buradan. O da aksesuarla, yani tabii, araba üzerinde o da bir doyanlardan bir tanesi. Aynen öyle. Yani bu arabaya bir nebze aksesuarını, yani bu şekilde aksesuarını zaten onun yaptığıyla bu araba devam etti. Şimdi de böyle yıkık vaziyette biz devraldık. Avara dingil yapacağız bunu dedik. Nasip olursa. Nasip olsun. Niyetimiz öyle. Avara dingil ve yüksek kabin olacak. Bizi önümüzdeki yıllarda güzel şeyler bekliyor. Aynen, aynen. Yani biz yaza, şimdi havalar soğuk. Uğraşmak da istemiyorum bundan şu anda. Evet. Şu anda havalar soğuk. Çünkü bu elimden geçecek çünkü. Yani ben bunu kendim sökeceğim ki rahat edeyim. Zaman biraz tabii alıvereceğiz onu. İki hafta sonra bekleyeceğiz. Sıkıntı yok. Ama aynen, aynen. Güzel bir şey ortaya çıkacağına eminim. İnşallah, inşallah, aynen. Hem onunla beraber, yani biliyorsunuz evet. Arkadaşlar bu arabanın zaten videosunu çekmiştik sizle beraber. Can bu da zaten beraber. Nisan ayında Allah nasip olsa sökülecek, boyanacak yeniden. Çünkü boyası soldu, orijinal boyası. Evet. Soldu. Bir pastacılardan yaptık onu, düzeltmiştik ama. Yok, boyası solduğundan ziyade boyası şey oldu. Yani bitti ya, boya bitti. Evet. Boyası bitti. Bizi büyük değişiklikler bekliyor. İnşallah, inşallah. Büyük ihtimalle çılgın proje olacak. Yani. Evet, evet, evet. Çılgın bir projem var, evet, aynen. Nasip olsa, Cenab-ı Allah sağlık verse, ikinci bir güzel bir toplayın. Torpuda yapacağız. Torpuda yapacağız, nasip olursa. Peki abi, ortalama bize, yani şu anda ne kadar bir masrafı çıkar yani? Motorda abi, herhangi bir yürüyünde herhangi bir sıkıntı var mı şu anda? Masraf olayına ne? Bittiği zaman diyeceğim sana ne olacak? Şu anda hiçbir şey diyemiyorum. Yok, kesinme abi. Şansınız yok zaten. Yok abi, sen şimdi bu iş biliyorsun abi, şunu diye bakarsın, yaptığımız kafamıza yatmaz, sök bir daha diye. Mesela ben de şimdi bir tane V8 motorum var şanzımanla beraber. O yanan bir arabam vardı, onun motoru, şanzımanı. Onu koymayı düşünüyorum buna mesela. V8 yapmayı düşünüyorum buna. Şimdi onu koymaya kalktığın zaman bu sefer onun da eksikleri var. Yanan bir arabadan çıkmış olduğu için Evet. Onun da eksikleri var. Ne olacak? Masraf artacak. Şimdi şu anda bunun yürürlüğünde bir şey yok. Yürürlüğü güzel. Bir rotörleri biraz zayıf tutuyor. O da bakılması gerekiyor. Motor değişikliği yapacaksınız ya. Ya onun bilgisini alayım. Yani sonuçta o arabada senin olduğu için. Ya bu arabada yasal bir şey oluyor yok, mu? Yok. Motor zaten yedek parça geçiyor. Geçiriyor. Tabii canım. Şu anda muayeneden geçirdim bunu mesela. Motor numarası okunamıyor. Hafif kusur. Tabii. Motorda sıkıntı yok. Motor yedek parça oldu artık. Artık kupayı da değiştiğin zaman. Tabii sonuçta canım. Aynen. Şase değişmekten sonra sıkıntı yok. Önemli olan yani değişimlerde şase değil. Aynen öyle. Ana kadro yani. Ana kadro şase. Aynen öyle. Onun bilgisini almış olalım ki. Aynen. Yani, yoksa sonuçta kupa değişmede veya motor değişmede bir sıkıntı yok. Onun bilgisini bu şekilde vermiş olalım. Eyvallah. Olarak. Eyvallah. Aynen. Bir de abi şimdi ben bu arabada dikkatini çekti. Senin bu torpidoda da çift cam var. Evet. Bunda da çift cam var. Bunda da çift cam evet, var. Bunda çift cam. Şimdi çift camın şeydeki özelliği nedir abi? Yani vallahi, çok mu önemli yani? Şimdi şöyle, bu tabii ki özel arabalarda, yani dedim ya bu da lüks bir araba. Evet. Şimdi mesela bunda hem sesi hem şeyi daha iyi. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi burada şurada bir cam var, şurada bir de cam var. Aynısı da diğer arabada da var. Ses olayını biraz daha minimize ediyor. Tabii. Biraz tabii, daha tabii. Değil, boya minimize aynen, ediyor. Aynen. Sonuçta sen diğer 480'lerde kullandığın için. Aynen. Toplayan olduğu için sen de biliyorsun az yok. Aynen öyle usta. Çünkü torpedonun da biraz daha avantajı şudur. Ön tarafta motor kısmı var. Kesinlikle. Zaten çift cam olayında zaten bellidir. Yani bu mantıklı olarak zaten tek camın nerede, tek camın ses yalıtımı nerede, çift camınki nerede? Türkiye'de dedik 580'i tek olarak, bundan bir araba daha vardı bildiğim kadarıyla, var mıydı? Şimdi bir tane 98 model var, Türker'den çıkma. Yanılmıyorsam bildiğim Gebze'de bir garajda o araba, alçak kabin. Onun da defransiyelinden mefransiyelinden oynamışlar, man defransiyeli takmışlar ona. O arabada yani orada yatıyor diye biliyorum ama bilmiyorum, onu da bir bakacağız ilerleyen saatlerde. Bunu şimdi aldık, hanemize kattık. Bunu bir düzeltelim, bir yola koyalım nasip olursa. O da mı var niyetinde yani? Ya şimdi onda bir sıkıntı varmış diye biliyorum satışında falan. Eğer olmazsa, uyarsa alırız onda ya. Alınacak bir şey yok çünkü biz artık bu işe gönül verdik. Onun için çok önemli değil ama biz
Yani bunu daha önce ben istemiştim, alacaktım, nasip olmadıydı. Onsa gittim toprağını aldım. Ama şimdi Cenab-ı Allah bunu da nasip etti bize. Evet. Çok şükür bunu da yapacağız Allah'ın izniyle. Ya Can abi, şunu söyleyeyim sana ben. Buyur. Ya sonuçta sen yani bu arabayı yapacağın masraflan bu arabayı yeni bir araba alabiliyorsun çok rahat. Abi doğru yok mu? Zevk vermez bize o ya. Vermez değil mi? Yok baba ya. Niye manuel oluşumu nedir yani? Abi yok bu şimdi ben 78 model bir 111'im vardı benim. Kapıları bile çürüktü. Evet. Ya o arabayla beraber yola gitmek ne bileyim şimdi aklıma geliyor da o yolda kalırdım arıza ederdi bazen. İşte ne bileyim havadan dolayı, motorundan değil de hava sisteminden dolayı arıza ederdi. Ondan uğraştığımız günler, tabii o zamanlar gençtik. Şimdi ama o dönemden bu toprağın hastalığı, işte bu burunlu skanya hastalığı var bende. Onun için yok, yeni arabalarım da var, çalışıyor şoförler de. Volvo'larım var, çift çekerlerimiz var, çalışıyor evet. Onları. Ama yok abi, bunu... Ama bunu hazır vermez diyorsun. Yok abi, vermez abi. Evet. Vermez. Can abi böyle bir arabanın piyasada şu anda fiyatları nedir? Ne alemdedir? Yani gerçi şu anda çatlatılı bir dönem ama. Şimdi şöyle, Türkiye'de bunun belli bir piyasası yok. Evet. Ama bugün Avrupa'da yani Autoline'de bakıyorum mesela. Hı hı. Şu arabanın bu vaziyette olanlar var mesela 25 bin euro, 23 bin euro. O bantlarda gidiyor. Topline'lerde 2003 vardı bir tane ama şu anda yok. Onları da takip ediyorum. Ona da 49 bin euro yazmışlar. Ama şu anda yüksek fiyatlar. Evet. Yüksek. Bir tane mesela alçak kabin bir 2005 var. R. 28 bin euro ödüyor ona. Çekti o araba. Evet. Çekoslovak'ta. Tabii bu arabaları Türkiye'ye getirip de burada bilme şansımız yok. Bunların dingi mesafesi diğerlerle aynı mıdır? Yani uzun. Şahsi uzun. Uzundur değil mi? Uzun. Ne kadar da uzundur abi? Şimdi şöyle. Yaklaşık olarak 60 santim daha dingil mesafesi bunun uzun. Uzundur. Normal kabinden. Evet. O zaman bu biraz daha o yollardaki skaynalardan biraz daha farklı oluyor. Şöyle yani karbuz skaynanın şeyi sıkıntı derler ya. Uzun şahsi oluşu biraz daha artıdır bunun için. Ya tabii ki bizim şimdi arabada şöyle ama mesela dar mesafeli yerlerde girişlerde çıkışlarda normal dorsiye ile beraber sıkıntı oluyor tabii ki burun farkı olduğu için. Evet. Manevra kabiliyeti düşüyor. Biraz daha düşüyor. Tabii. Son olarak abi çok soruyorlar bize bu arabayı satar mı satmaz mı? Yok. Takasa bile... Yok abi. Yok, yok abi biz yok kesinlikle abi bizim o çok şükür o yönde şey... Evladiyelik bağlıyız. Aynen abi ben çocuklarıma bile demişim yani çok da büyük konuşmayayım da yani ölürsem arabamı satarsınız. Vallahi mezardan kakar gelip o gırtlağınıza sarılırım yani. O zaman Can abi son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Yok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Evet. Ali Samangül'ü izleyin. Evet eyvallah sağ olasın. Eyvallah. Biz bunu bu şekilde çektik ama sadece bu başına gelmeden önceki hali evet. Sonra başına geleceklerin sonraki halini çekeceğiz aynen. Biz arkadaşlar. Aynen. O zaman Can abiyle yine bir buluşacağız. Fotoğraflarını paylaşacağız sizinle. Fotoğrafla değil abi videolar yapacağız. Eyvallah eyvallah sıkıntı yok. Çekmeye başladığım zaman haber veririm sana. Tamam abi. Gelirsin yaparız abi. Sorun. Tamam abi. Eyvallah. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizlere böyle Can abiyle beraber yeni aldığı torpedoyu tanıtma. Bu da Türkiye'de hemen hemen bir tek sayılır 2000 model olarak. Tabii tabii yok zaten bu 1-2 bir tane de o dediğim Türkiye'den çıkan 98 model var. Başka da yok zaten. Evet. Yok. Bu yorumu dinleyen arkadaşlar da yazacak işte şu garajda 5 tane var öbüründe 10 tane yok var. Abi. Her tarafta çıkacak ya. Yok abi. Yok abi çıkıyor. Şimdi senin 580'e biz tek dedik Türkiye'de. Birkaç yerde çıktı. Göstersin bize. Bana dedim gösterin dedim bu işi bırakacağım dedi. Evet. Ben sana göstereyim de o zaman diye lafla kalmayacaksın dedi. Bu işi bırakacaksın. Dedim tamam ben bu işi bırakacağım. Şimdi arkadaşım bak ben sana söyleyeyim. Türkiye'deki Scania'ların biz Scania'cıyız. Scania'lar hemen hemen hepsinin nerede olduğunu özellikli Scania'ların bilirim. Evet. Şimdi madem 5 tane var hiç mi bu anda arabalar yola çıkmıyor? Yani. Veya hiç mi yanındaki bir adam bugün sosyal medyada herkes içtiği çayı bile paylaşır oldu? Kesinlikle. Hiç mi sosyal medyada bu arabalar paylaşılmıyor? Evet. Şimdi mesela geçen bir arkadaşımız hatta Barış benimle iddialaştı ki bunu sürenlerde bir tane İstanbul'da sarı var diye. Sarı bir tane toplayan var diye. Tamam mı? O bu araba abi. Aynen öyle. O bizim bu arabamız. Kaplanmış şekilde aynen çekilmiş öyle. Araba. Sarıya kaplandı. Evet. Türkcell reklamlarında oynadı. Evet. Ondan sonra bantları söküldü. O evet. Bu araba. Bu yani. Araba evet. Bu arabanın orijinal alınından beri rengi aynı. Kırmızı. Kırmızıydı. Aynı. Hiç değişmedi. Dediğin gibi bir tane mavi var. O da Türkiye'den aynen çıkmaydı. Öyle. Bir onu tane. Da ben de biliyordum zaten. O da damperdeydi bir ara. Aynen öyle. Gene damperde man diferansiyel takmışlar arkasına. Evet. Zannedersem onun satışına bir sıkıntı var herhalde. İcralık veya acizliği mi bilmiyorum.
parıltan da bir şey diyemeyeceğim. Bir garajda yatıyor o araba. Evet. Ama şunu da söyleyeyim size. Burunlu 142 H ve var. M10'lardan var, var Türkiye'de. Onu aynen. söyleyeyim size. Var. Aralarını karıştırmayan arkadaşlar. Var. Onu da bilgisini vermiş olalım. Hatta şu anda bu tekten çıkma birkaç tane var. Çift çeker o arabalar. V8'den daha. Evet. 41. Evet. 41'ler var. 42'ler var. O mavi arabalar 42 zaten. Hatta Artvin'de bir tane geldi. Aynen. Sarı bir tane var Artvin'de. Evet. Onlardan var piyasada. Evet. Onlar zaten eskiden beri vardı. Onlardan var. Evet. Arkadaşlar biz kafamıza göre yorum yapmıyoruz yani. Onu söyleyeyim sizlere. Yani tek diyorsak tektir yani. İki tane başlı diyorsak iki tane vardır yani. Bunun şeyini yapmıyoruz. Hani olsun 3-5 tane daha. Sıkıntı yok. Yeteki olsun. Kulüp kurarız en azından. Yani. Torpedo kulübü. Aynen. Evet Can abi teşekkür ederim sana. Rica ederim. Birazdan yüklemeye gideceğiz zaten. Evet, fotoğrafları paylaşırsın. Arkadaşlar bir sonraki videoda yani bu arabanın sonraki videolarını ileriki zamanlarda sizlere göstereceğiz. Hepinize saygılar, sevgiler, selamlar olsun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.